Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fenty Beauty'den aldığım birkaç ürünü deneyeceğim. Çok pahalı olduğu için çok fazla ürün alamadım. Çok az ürün aldım, yine pahalı oldu. O yüzden bir takım ürünlerin incelemesi yapabileceğim. Komple bir marka incelemesi yapmayacağım. Ama öyle ürünler aldım ki sadece o ürünlerle de makyaj yapıp çıkabilirsiniz. Birkaç şey hariç. Onları da zaten göreceksiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Benim ilk adımım concealer olacak. Bu Fenty Beauty'nin yeni çıkan concealerlerinden aldım. Bu glossmuş. Bu. Fenty Beauty'nin yeni çıkan concealerlerinden aldım bir tane. Benim rengim 150. Şöyle bir ambalajla geliyor. Plastik sanırsam. Cam ağırlığı yok. Böyle bir ambalajla geliyor. Güzel. Bildiğimiz concealer yani. Bunda yorumlanacak. Çok bir şey yok ambalajında. Hemen göz altlarıma sürüyorum. Sephora'da rengini denediğimde bana en uygunun bu olduğunu gördüm umarım. Şimdi de uyacak. Hemen her zaman kapatıcı fırçamla dağıtıyorum. Bunun Sigma F50 falan olması lazım. Sapı kırıldığı için çok sevdiğimden böyle kullanıyorum. Biraz yoğun bir kapatıcı. Böyle hemen fit 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 diye dağıtamıyorsunuz. Biraz böyle yedire yedire dağıtmanız gerekiyor. O açıdan biraz yoğun. Ve bayağı da pigmentli bir kapatıcıymış. Dağılması biraz zor geldi bana. Ama kapatıcılığı gayet iyi. Yani şuradaki mor görünümü tamamen kapatmadı. Ama onun dışında siyah lekeli, siyah ne ya? Yani böyle damarlı görünümü aldı. Ama dediğim gibi kapatıcılığı bana böyle çok çok über gelmedi. Ama ben zaten o biber kapatıcılık sahibi concealer'ları şey buluyorum. Bu sefer de çok sahte ve mermer gibi gösteriyor. O olayı sevmiyorum. O yüzden böylesi daha iyi. Eğer çok kapatmak istiyorsam altına corrector kullanabilirim diyorum. Şu anlık bu concealer'ı gayet beğendim. Hem rengi bana tam oldu. Hem de kapatıcılık anlamında gayet benim için yeterli en azından. Şimdi concealer çizgilere doluyor mu diye görmek için biraz bekleteceğim. O sırada kaşlarımı yapacağım. Evet, kaşlarımı da yapıp geldim. Bu arada sadece kaşlarımı yapmadım. Bir 10-15 dakika geçti yani. Bir dolandım ettim. Kapatıcı bakıyorum çizgilerime. Birazcık şurada dolmuş. Maalesef. Oo, burada üçlü dolmuş hem de. Bu kötü. Yani şöyle. Kapatıcı dolar. Yani ben dolmayan kapatıcı iddialarına çok inanmıyorum. Ama bu da bayağı yol yapmış ya. Yol yapmış ama ben kapatıcımı hep sabitlerim. Bunun hakkında da çok güzel yorumlar duydum. Fenty Beauty'nin Pro Filter Instant Retouch Setting Powder'ı. Ana, şeymiş. O yüzden de bunu kullanacağım. Ben kapatıcımı hep sabitlerim. O yüzden dolma problemi de yaşamam gün içinde. Bunu hadi bakalım deneyelim dedim. Yani acaba dolacak mı falan diye bakmak istedim. Doldu. O yüzden de yapacak bir şey yok. Pudrayla sabitleyeceğiz. Şimdi biraz kapağımı döküyorum. Şu kadarcık. Belki arttırırım sonra, emin değilim. Şu kadarcık kapağını döktüm. Ve göz altlarımdan geçeceğim. Real Techniques'in setting fırçasını kullanıyorum. Tam amacına uygun. Butter rengi bendeki. Bana en uygun olacak renk bu diye aldım. Ve dediğim gibi de olmuş. Gerçekten uygun. Göz kapaklarımdan, göz kapağıma da dolmuş. Göz kapaklarımdan da geçiyorum. Bakalım yüzümde nasıl duracak. Burnumdan falan da geçeyim. Bu arada cildimde hiçbir şey yok, fondöten falan. Burnumdan falan geçiyorum. Yanaklarımdan geçmeyeceğim çünkü aldık süreceğim. Alma sürem. Ya ben mi abartıyorum bilmiyorum. Hayal mi görüyorum şey mi görüyorum. Bence burnuma bir blur efekti verdi. Burnum biraz kızarıktı. Ya kapatıcı bir iddia, kapatıcılık iddiası yok sanırsam bunun. Ama burnumdaki kızarıklığı aldı ve biraz blur efekt verdi. Göz altlarımda da gayet güzel durdu ve bakıyorum. Çizgilenmeyi tabii dağıtarak yok ettik. Gayet güzel durduğunu düşünüyorum.
Şu an burnum kadife gibi hissettiriyor mesela. Göz altlarım da o şekilde. Pudrayı gayet beğendim diyebilirim. Hemen ağlık süreceğim. Bunu da The Balm'ın yüzyıllardır kullanmadığım How About Them Apples paletinden şu rengi alacağım. Evet, almasam iyiymişim acaba. Ne ettim ya? Bu kadar pigment olduğunu unutmuşum ben. Evet, atayım da. Bu Habat'ta Apples'ı daha henüz almayıp almayı düşünen varsa bence daha iyi kremalıklar bulabilirsiniz. Üründe bir sorun yok ama gördüğünüz dağıtmak için bayağı çile çektim. Bayağı dağıttım. Bir pıt pıt daha alıyorum. Bir hata mıydı? Bu arada ben bu ürünü alalı çok uzun zaman. Büyük ihtimal kullanmamam lazım. Yani son kullanma tarihi geçmiştir. Ama yani hala kurumamış. Hala ilk günkü kadar yumuşak ve pigmentli yani, helal olsun. Eğer ben dağıtırım yüzümü çekiştire çekiştire diyorsanız kalite olarak gerçekten güzel bir ürün. Ama tabii bu ne zaman güzeldi biliyor musunuz? Konudan şu an videodan alakasız muhabbete girdim ama The Balm'ın daha böyle yeni geldiği ve doların düşük olduğu, aşırı ucuz olduğu zamanlar güzeldi yani. Ben şey hatırlıyorum. Bahama mamayı %50 indirimle 14 liraya aldığımı hatırlıyorum. Şu an %50 indirimle 50 lira gibi bir şey. Her neyse, evet. Pudramızı da denedik. Ben pudrayı çok beğendim. Çünkü gerçekten böyle şu alnıma, burnuma falan hem o parlamayı aldı. Gerçi o parlama kötü parlama değil. Yağlı parlaması değildi yani. Nemli cilt parlamasıydı. Ama yağlı ciltten de muzdaripseniz kullanabileceğiniz bir pudra aynı zamanda. Hem de blur efekti verdi ve göz altlarımda çok güzel durduğunu düşünüyorum. O yüzden epey beğendiğim bir pudra oldu. Zaten en merak ettiğim ürün oydu. Sevdim. Kapatıcıya da mesela şu gözümü tam yeterince kapatmadı gibi geliyor. Yani kapatıcılığı çok iyi değil. Neyse videonun sonunda yorumlara geleceğim. Sıradaki ürünüm ise yine Fenty Beauty'nin markamız. Videonun şeyi How Many Carats adındaki highlighter'ı Diamond Bomba. Bu bildiğiniz sim. Yani buradan anlayacak mısınız bilmiyorum. Ama bildiğin sim. Ama ben bayılırım. Ya ben sim de seviyorum. Işıltı da seviyorum. Hafif aydınlatıcı da seviyorum. Ağır aydınlatıcı da seviyorum. O yüzden de mağazada deneyip aşık olup aldım. Hemen ilk önce bunu şöyle yapacağım. Parmağımı alıp göz kapağıma süreceğim. Biraz göz kapaklarım da parlasın istiyorum. Böyle biliyor musunuz bilmiyorum da ıslak ve simli gibi duruyor. Sanki hani denize girip üzerinize sim dökmüşsünüz gibi geliyor. Ben o efekti beğendim. Glossy duruyor. L'yi biraz ince söyledim. Glossy duruyor. Ama simli de duruyor. Tam sevdiğim tipte bir şey. Ama bununla dışarı çıkmak da zor yani, insanlar yargılar. Sanki herkes makyaj ustası, herkes size yargılar. Gördüğünüz gibi safisin. Evet, gözlerime hızlı bir makyaj yapıp geleceğim. Evet, eyelinerimi, maskaramı sürüp geldim. Merak edenleriniz varsa eyelinerim NYC'nin bu likit eyelineri maskaralarımda. Hazır mısınız? Ve bir tanesi, ilk katım Bertram Award'ın Lash Renegade maskarası. Şu ambalajda olan. Ama bu çok gerekli değil. Bence çok bir şey yapmıyor. Yani vasat bir rimel. Ama bu diğer ikisi bomba. Önceki videolarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Maybelline'in Big Shot maskarasıyla L'Oreal'in Unlimited maskarasını kombinleyince benim için güzel kirpikler ortaya çıkıyor. Çünkü 3 maskara kullanıyorum. Çünkü kirpiğim yok. Kirpiğim yok. 3 maskara kullanıyorum. Kirpim yok. Evet, şimdi de sıra highlighter'ımızı, gözümde kullandığım highlighter'ımızı yüzüme sürmeye geldi. Adını bahsetmiştim. Diamond Bomb'u. How Many Carats'ı yüzüme sürüyorum. Tabii ki normalde kullandığım highlighter fırçasından farklı bir fırça kullanacağım. Evet, normalden highlighter fırçasını kullanacağım çünkü fırçama sim geçsin istemeyiz. Yani günlük makyajımda belki çok istemeyebilirim bu etkiyi.
Çok güzel ama. Ya ben böyle seviyorum isimi. Tabii ki kişisel tercih. Ben çok sevdiğim için buna bayılarak aldım yani. Çok etrafa yaymadan sürmeye çalışıyorum. Çünkü riskli. Yani mesela burada sim güzel duruyor, şurama düşerse güzel durmaz yani. Kadar aldım sürem. Görebiliyor musunuz o etkiyi? Hem dediğim gibi hani göz kapağımda da aynı o şekilde ıslak duruyor. Hem de simli duruyor. Bayılarak aldım. Bunu burnuma ve dudaklarıma sürmek istemiyorum. Ama süreceğim. Fırçamda kalanı. Evet, kötü bir fikirdi. Yanakta çok güzel dursa da, yanakta o ıslaklığı belli olsa da burunda çok durmuyor. Burunda sim bırakıyor. Geç şu ortada hafif belli olmuş bir ıslak bir duruş var. Evet. Umarım siz de net görebiliyorsunuzdur. Benim için çok güzel ama sim... Şey, burada şey etmiş. Ama sim sevmeyen insanda kötü durur. Yani simse kötü durmaz. Sim sevmeyen insanın hoşuna gitmez. Ben seviyorum. Son olarak da glossumuzu deniyorum. Bunu mağazada denediğimde dudaklarım aşırı parlak ve dolgun gösterdi. Bu arada ben mağazada ürün denemeyi hiç sevmem. Çünkü hijyenik değil ama böyle pahalı ürünlerde yani artık hijyenimi bir kenara bırakıyorum. Çünkü dünyanın parasını veriyorum. Onu beğenmek zorundayım yani. O yüzden pahalı ürün alırken deniyorum testere ama uygun fiyatlı alıyorsam denememeye çalışıyorum. En azından elimde falan deniyorum yani. Evet, glossumu da sürdüm. Uygulanışı gayet kolay. Yani çok böyle silinmek zorunda kalmadım. Rahat bir aplikatörü var. Parlaklığı malumunuz çok güzel. Ama mesela yine tercihe göre. Mesela bunu ben erkek arkadaşım, erkek arkadaşım kendi sürdüğümde değil. Ben sürdüğümde erkek arkadaşım hiç beğenmedi. Plastik dudak gibi duruyor dedi. Ama erkekler genelde biliyorsunuz makyaja karşı. Ben çok beğeniyorum çünkü o parlaklığı seviyorum. Ama siz de benim erkek arkadaşım gibi bir görüşe sahipseniz beğenmezsiniz. Ama eğer bir parlaklığı, bir dolgunluğu seviyorsanız gerçekten güzel bir gloss. Rengi de cuk. Çok güzel oldu. Doğal bir gloss. Doğal bir renk. Bu zaten Fenty Glow rengi. Bu sanırım ilk çıkan rengiydi. Hani Universal diye geçen. Universal diye geçen. Herkese uyacak bir ton diye geçiyordum. Gerçekten de hani bana uydu. Bana uydu. Şu an epey parlandı gördüğünüz gibi. Gloss'u da beğendim. Genel yorumlarıma geçersek. Videonun sonuna geldik. Genel yorumlarıma başlıyorum. Kapatıcı fena değil. Ama bir alamet farikasını göremedim. Yani. Evet kapattı ama benim Wet n Wild 17 liralık indirimden 17 liraya aldığım Wet n Wild kapatıcım da bu kadar kapatıyor zaten. Bu 179 lira. Yani verdiği kapatıcılık ve etki için bence 179 lira değmez. Dedim ben Wet n Wild kullanıyorum. Günlük 3. kutuma geçeceğim. O da aynı etkiyi veriyor. 179 lira değmez. Pudrayı çok beğendim. Çünkü hem blur efekti verdi gözaltıma, burnuma, alnıma. Hem de bu kadife gibi bir his verdi. Bu 239 liraydı. Eğer lüks ürünleri seviyorsanız, eğer gramajı da çok fazla bu arada 28 gram. Eğer bir alayım sonsuza kadar sürsün diyorsanız ki bu toz ürünlerin biliyorsunuz kullanım ömrü daha uzun oluyor. Krem ürünler gibi bozulmuyor. Bu biraz evladiyelik. Dediğim gibi lüks ürünler seviyorsanız bir alayım sonsuza kadar kullanayım diyorsanız ve bu tarz bu etkiyi seviyorsanız kapatıcılıktan çok o kadifemsi hissi ve blur efektini seviyorsanız bu pudra 239 liraya değer. Highlighter'a gelirsem bu biraz daha pahalıydı. Çok pahalıydı. 300 liraydı. Ben seviyorum bu etkiyi. Ben biraz bunu şımarıklık olarak aldım. Ama yani şunu da ne kadar çok kullanabilirsiniz ki? O yüzden ben 300 lira değmez diyorum. Ama koleksiyonerseniz,
Benim gibi bu tarz ürünleri seviyorsanız, ambalaj düşkünüyseniz ve harcamak istediğiniz bir 300 liranız varsa gayet ne güzel duruyor şu an. Gayet de alınabilecek bir ürün. Ama dediğim gibi çok da gerek yok. Şöyle kapatıcı gibi performansından dolayı almayın demiyorum. Sadece pahalı olduğu için ve sık sık elinizin gidebileceği bir şey değil sonuçta günlük yaşamda. Yani bunu da kabul etmek gerek. Ha ben kullanırım diyorsanız alınabilir bir ürün. Ve gloss'a gelirsek de çok güzel, çok güzel parlaklık veriyor. Rengi de çok güzel. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 159 liraydı. Ay inşallah annem bu videoyu izlemez. 159 liraydı. Şöyle gloss yani sonuçta bir gloss. Ben bir ruja bir gloss'a verilen bu kadar paraya acıyorum. Çünkü şöyle derseniz ki Irmak elinde muadili var mı bunu da konuşuyorsun. Muadili yok. Ama bir altına bir ruj sürerim. Doğal bir ruj. Üstüne de parlak bir gloss geçerim. Bu efekti verir diye düşünüyorum. Çok güzel. Performans 10 numara. Parlaklık, renk 10 numara. Ama 159 lira. Ya özellikle ekonomimizin şu durumunda 159 lira az para değil. Dediğim gibi harcamak isteyeceğiniz bir 159, 300 artı 159 liranız varsa bunu alabilirsiniz. Ama çok mu gerekli? Bunu mutlaka alın mı derim? Hayır. Bu ürünlerden hangisini mutlaka alın derim? Hiçbirini. En beğendiğim olanından dediğim gibi pudra oldu. Hem de evladiyelik olduğu için hem de fiyatı da bana nispeten uygun geldi. Yani bir Givenchy'ye bakıyorsun, bir Yves Saint Laurent. Uçmuş fiyatları. Bir fondöten, bir Dior 500-600 lira olmuş. Abarttım. 400 falan da olabilir. O yüzden 239 lira şu kadarcık, ya şu kadarcık değil, bu kadar büyük bir ürün için bana uygun bir fiyat gibi geldi. Üstelik hayal bir marka olduğunu düşünürsek. Ama diğerlerinin performansları, kapatıcılığınkini çok beğenmedim. Kapatıyor. Ben Wet n Wild kapatıcımı da çok seviyorum. Onun gibi kapatıyor. Yani güzel bir kapatıcı ama aynı performansı 17 liradan aldığım için gidip 179 lira, 10 katından fazlasını vermem. O yüzden ama kullanırım günlük hayatımda. Bu ne çöp diyebileceğim bir şey değil. Neyse ne diyordum. Pudra dışında diğerleri tamamen opsiyonel, size kalmış. Pahalı ürünler almayı seviyorsanız, pahalı ürünler kullanmak istiyorsanız, Fenty'den bir şeyler denemek istiyorsanız benim aldığım ürünler gayet denenebilecek ürünler. Hiçbiri iğrenç değil, kötü de değil. Sadece dediğim gibi fiyat performans oranına baktığımda daha çok benim aldığım ürünler olduğu için diğerlerini gömdüm. Çok da gömmedim. Ama pudra gayet güzeldi. Diğerleri de çok iyiydi dediğim gibi. Artık başa sarmak istemiyorum. Çok tekrar ettim biliyorum. Her neyse videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Asi, Allah'a kibir, avanır, agar, agar.